Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 7.sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu iki cümleden hareketle yalnızlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Cümlelerimize bakalım. Yalnızlık toplumda pek çok insanın hayatında en az bir kere yaşadığı yaygın bir deneyimdir. Yalnızlık kişinin sosyal ilişkiler ağı niceliksel ya da niteliksel olarak önemli şekilde Yetersizce ortaya çıkan nahoş bir deyimdir demiş. Seçeneklerimize baktığımızda kişinin sosyal ilişkilerindeki yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar, bunu söylemişti hatırlarsanız o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Öznel bir deneyimdir diyor. Evet, bu da doğrudur. Tatsız ve acı verici bir duygudur. Nahoş demişti hatırlarsanız. Bakın buradan bunu çıkarabiliriz. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz kişinin bir başına kalması sonucu ortaya çıkar demiş. Bu tam olarak çıkmıyor arkadaşlar. Bu dursun. Ortaya çıkışında toplumun etkisi vardır demiş. Sosyal ilişkiler ağının niceliksel ve niteliksel olarak önemli bir şekilde yetersizce ortaya çıkmasıdır demiş. Burada da bunun ortaya çıkmasında sosyal ilişkilerin düzenlenmesine toplum etkilidir. Buradan bunu da çıkarabiliriz arkadaşlar. O yüzden E seçeneğinde elemiş olduk. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki altı çizili sözde edebiyatın hangi özelliği vurgulanmaktadır demiş. Türkiye'nin en sancılı, en umut dolu, en inatçı damarlarından biri edebiyat ve yayıncılık dünyası. 7'den 70'e ülkenin tüm okurlarının içe dönüşünün, pencereden dışarıya kafa uzatışının, özgürleşmeye attığı her adımın pasaportu edebiyat. Çünkü biz insanlar hala edebiyata, kitaba ve edebiyatla hemhal olan İnsan hikayesine inanıyor, gönül veriyoruz. Arkadaşlar pasaport ne işe yarar? Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçmek için kullanılan anahtar konumundaki bir araçtır. Dolayısıyla bu olmadan ülkeden ülkelere geçiş sağlanamıyor. Dolayısıyla biz bu kelimeden neyi anlarız? Evrenseli anlayabilir miyiz? Tüm insanlığa hitap eden bir sözcük müdür? Değildir. Elemiş oluruz. Kuşatıcılık çıkarılır mı arkadaşlar? Çıkartılamaz bu da. Bunu da elemiş oluruz etkileyici olduğunu çıkartabilir miyiz? Neyi nasıl etkilediğinden bahsediyor mu? Hayır. Böyle bir sözcük değil. Bunu da elemiş oluruz. Peki işlevselliği edebiyatın herhangi bir işlevinden bahseden bir kelime değil. Bunu da çıkarmış oluruz. Geçerliliği demiş. Arkadaşlar hatırlayın pasaport geçerli olabilir, geçersiz olabilir. O yüzden edebiyat içinde bu geçerlidir. Edebiyat her dönemde varlığını koruyan geçerli bir sanatsal unsurdur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Tanık göstermeye başvurulmuştur diyor. Arkadaşlar bu bir dursun isterseniz. Karşılaştırmaya yer verilmiştir diyor. Bakın karşılaştırma nerede var? Şurada var. Bilim ne kadar toplumun hizmetinde ise, bütün insanlığın hizmetinde ise, sanat da o kadar toplumun bütün insanlığın hizmetindedir demiş. Neyi karşılaştırıyor arkadaşlar? bilimle sanatı karşılaştırmış oluyor. Dolayısıyla biz buradan B seçeneğini çıkartırız. B'yi eledik. Öznellik ağır basmaktadır diyor. Parçanın geneline bakacak olursanız arkadaşlar zaten öznel cümlelerle yüklü bir paragraf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Tartışmacı anlatım benimsenmiştir diyor. Arkadaşlar yine burada tartışmacı anlatım da söz konusu. Nereden anlıyoruz bunu? Soru cümleleri var, cevaplar var iki varlığın iki kavramın karşılaştırılması var. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fiil cümleleri kullanılmıştır diyor. Bakın, kalkmaz demiş. Kalkmak fiildir, fiil cümlesidir. Aldırmaz demiş. Aldırmak fiil cümlesidir. Vazgeçmek bu da fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Bunu da elemiş oluruz. Geriye kalan tanık göstermeye başvurulmuştur ifadesi arkadaşlar bu parçada kullanılan bir düşünceye geliştirme yol ve yöntemi değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Şurada bir ifade var. Halk bunu beğenmeyecektir diye bir yapıtı ortaya koymaktan vazgeçmez ifadesi. Arkadaşlar bu genel bir kanıyı koymuş. Herhangi bir kişinin duygu ve düşüncesi değil. O yüzden burası tanık gösterme olmaz. Buna dikkat edelim. Dördüncü soru. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Sorulan her soru onu soran kişinin hem zekasını hem de hayat felsefesini yansıtan bir tablodur demiş. Düşünce eylemi bireyin içinde bulunduğu toplumsal koşullara göre şekillenir. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu elemiş olduk. Beyinde anlamlandırılamayan konular insanın sorularına da yansır. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Hayatta birçok soru iyice düşünülüp kurgulanmadan öylesine sorulur ve yanıtlanır. Burada yine Kısmen de olsa benzer gibi gözüküyor ama yine burada bundan bahsetmiyor. Bunu denemiş oluruz. Bir insanın hayatı algılama şekli ve bilgisi sorularının çözümüne ulaşmasında en etkili yardımcılardır demiş. Arkadaşlar çözümden falan bahsetmiyor. Dikkat edin burada. Hem zekadan bahsediyor hem hayat felsefesinden bahsediyor parçada. Dolayısıyla bu da değil. Bunu da denemiş oluruz. Birey görüşleriyle yoğurup aklınca düzenlenmeden hiçbir soruyu muhatabına yöneltmez demiş. Arkadaşlar bakın felsefe demişti. Görüş ifadesi var. Zeka demişti. Akıl ifadesi var. Dolayısıyla sözcükler de yerli yerine oturduğuna göre bu cümlede ifade edilen şey nedir? E seçeneğinde yer alan birey görüşleriyle yoğurup aklınca düzenlenmeden hiçbir soruyu muhatabına yöneltmez. Yani bin düşünüp bir söyleme olay arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar ifadesine baktığımızda kar sözcüğü benzetme ilgisiyle başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, kar burada nedir? Saçtır arkadaşlar. Beyaz saçlar için kullanılıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın düşman ve dost ifadelerini kullanmış. Bunu da elemiş oluruz. Dizelerin genelinde bilinen bir durum bilmezlikten gelinmiştir diyor. Evet, saçlarının ağrdığını arkadaşlar bilme bilmemezlikten geliyor yaşlandığını görmemezlikten bilmemezlikten geliyor Bu da doğrudur bunu da elemiş oluruz son dizede insana özgü özellikler cansız bir varlığa aktarılmıştır diyor Evet arkadaşlar aynaları dost edilmiş düşman edilmiş arkadaşlar Dolayısıyla insana ait bir unsur insan dışındaki varlıklara aktarılmış Bu da doğrudur bunu da elemiş oluruz dördüncü dizede bir sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamı gelecek biçimde kullanılmıştır diyor. Dördüncü dizeye baktığımızda ise neden böyle düşman görünürsünüz ifadesinde böyle bir duygu ve düşünce yok. Bundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Nokta nokta adlı yapıtta yeni eğitim sisteminin memleketi kurtaracağına inanan öğretmen Şahin'in kendi isteğiyle gittiği bir kasabada başından geçenleri anlatır. Arkadaşlar, Şahin hangi romanda geçiyordu? Hatırlayın. Yeşil Gece romanında vardı. Dolayısıyla biz buraya Yeşil Gece yazabiliriz. Yazar nokta nokta adlı romanında bir öğretmenin hayatını anlatır. Feride gibi Şahin de idealist biridir. Feride duygusal bir kişiliğe sahip olmasına rağmen Şahin realisttir diyor. Arkadaşlar, Feride hangi romanda geçiyordu? hepinizin bildiği gibi Çalı Kuşu romanında geçiyordu. Seçeneklere baktığımızda da yeşilgece Gece, Çalı Kuşu doğru cevap nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin çağrışım yönünden ötekilerinden daha zengin olduğu söylenebilir demiş. Edebi sanatlar dizelere çağrışım zenginliğini ve farklı anlamlar katar demiş. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer ifadesinde. Can neye benzetilmiş arkadaşlar? Kuşa benzetilmiş. Kuş söylenmediği için burada ne vardır? İstiyare sanatı vardır. Aynı zamanda dünyayı neye benzetiyor? Hana benzetiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da hangi sanat vardır? Teşbih sanatı vardır. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz gibi iki tane en basitten söz sanatını bulabildik. Diğerlerine bakalım. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar silahları ıslanır ifadesinde böyle bir söz sanatı göremedik elemiş oluruz. Akşam olur güneş batar şimdi buradan garip garip kaval çalar çoban dereden ifadesinde yine böyle bir ifade yok. Orada geçti benim güzel günlerim o demleri anıp bugün inlerim ifadesinde yine böyle bir şey bulamadık. Duyulmuyor günlerin nasıl geçti bu Temmuz Ağustos ayları böyledir ifadesinde. Yine değerli arkadaşlar Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İki tane söz sanatı kullanılmış. Evet arkadaşlar 8. soruya geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemlerde oluşan destanların yazıya geçirilmiş tam bir metni günümüze kalmamıştır. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugati Türkündeki Alpertunga ağıtından alınan parçalar Alpertunga destanının 11. yüzyılda Türkler arasında çok yaygın olduğunu göstermektedir. Türk destanları sınıflandırılırken genellikle tarihsel çerçeveye ve kavimlere bağlı kalınarak Saka, Hun, Göktürk ve Uygur destanları biçiminde sıralanmaktadır. Alpertunga, Şu destanı, Oğuz Kağan destanı, Ergenekon destanı, Türeyş destanı ve Göç destanı şeklinde sıralanmaktadır. Kitabı Dede Korkut hikayeleri tümüyle mensur biçiminde olup adı bilinmeyen bir ozan tarafından yazılmıştır diyor. Arkadaşlar kitabı Dede Korkut eseri tümüyle mensur değildir arkadaşlar. İçinde nazım yani şiir biçiminde yazılan kısımlar da vardır. Bundan dolayı 5 numaralı cümle yanlıştır. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru aşağıdakilerden hangisinde verilen tanımlama ayraç içindeki kavram ile ilgili değildir demiş. Bakalım bir düşünceyi, davranışı ya da eylemi daha kolay kavratabilmek için onun yerine tutabilecek simgelerle göz önünde canlandırmaktır. Alegoridir arkadaşlar. Simge demiş doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bir kişinin, bir ailenin ya da topluluğunun belirli bir zaman dilimi içinde yaşam ve yaşayış dönemlerini birbirini bütünleyecek şekilde anlatan roman dizisidir. Nehir romandır birbirinin devamı niteliğindedir arkadaşlar. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yazınsal ürünlerden güzel parçalar seçilerek oluşturulan, genellikle onları tanıtma amacıyla oluşturulan yazılardır demiş. Eleştiri arkadaşlar bu bir dursun. Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik birlik gibi bağıntılarla birbirlerini hatıra getirmesidir demiş. Çağrışım söz sanatlarından bahsediyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birkaç çobanın aşk, kır yaşamı üzerine karşılıklı konuşmasına dayanan pastoral şiirdir. Birkaç çoban dediği için bu eklog olacaktır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar eleştiri nedir? Herhangi bir şeyin olumlu ya da olumsuz yönlerinin ortaya konmasıdır. Dolayısıyla bu eleştiri değildir. Bunun içine de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 10. soru. Yukarıda birinci grupta verilen terimlerden hangisi İkinci grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez demiş. Gazel deyince arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Yek ahenk gazel geliyor. O yüzden biri yek ahenkle ilişkilendirebiliriz. Peki kaside deyince aklımıza ne geliyor? Kaside deyince arkadaşlar aklımıza tegazül gelir. Kaside ile aynı ölçü ve kafiyede yazılan gazel demektir. Mesnevi deyince aklımız arkadaşlar 5 mesneviden oluşan eserlere biz hams ediyoruz. Müstezat dediğimizde de kısa mısralara ziyade adı verilir. Bunu da arkadaşlar bu şekilde eşleştirmiş oluruz. Dışarıda kalan nedir? Rubayidir. Rubayi buradaki herhangi bir şeyle ilişkilendirilemez. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Fecraati topluluğu dağıldığı zaman bir değer olarak ortada kalanlardan biri olan şair başka bir edebi topluluğa katılmamıştır. Başkalarından ayrılan değişik yapıdaki şiirinin ana özelliklerini önce şiirde mana adıyla yayımladığı ve sonra da piyaleye ön söz olarak yaptığı bir makalesinde açıklar ifadesinden. Bakın arkadaşlar piyalenin yazarı aynı zamanda fecraati dağıldıktan sonra tek başına bu akımın genel özelliklerini devam ettiren kişi kimdir? Ahmet Haşim'dir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soruya geçiyoruz. Bu parçada söz edilen yazın türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Yazarın kendi hayatını ayrıca kendi devrinde tanık olduğu ya da duyduğu olayları anlattığı yazı türüdür. Otobiyografide yazar yazısını kendi hayatıyla sınırlı tutarken bu yazı türünde kendisiyle birlikte çevresini de anlatır. Hatta kimi zaman kendisini geri plana çekip sadece çevresini anlattığı da olur. Yazar Gördüklerini ve duyduklarını aradan uzun yıllar geçtikten sonra yazdığı için bellek yanılmalarını önlemek amacıyla mektuplardan, o devirle ilgili başka yazılardan ve başka görgü tanıklarından da yararlanma yoluna gidebilir. Bu türde yazılan yazılar tanınmış sanat, düşünce, bilim ve siyaset adamlarının hayatlarını ve yaşadıklarını, devirleri aydınlatması bakımından önemli belgelerdir demiş. Arkadaşlar bu biyografi olur mu? olamaz. Fıkra olamaz. Deneme olamaz. Günlük olamaz. Arkadaşlar parçaya baktığımızda tanık olduğu, yaşadığı, başından geçen olayları anlattığı bir yazınsal türden bahsediyor. Ve bunu üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra da kaleme alıyor yazar. Bundan dolayı bu yazınsal tür nedir arkadaşlar? Anıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada söz edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Köy gerçeği gibi kasaba gerçeği de roman ve öykümüzün gün ışığına çıkmıştır. Kuyucaklı Yusuf adlı eserde kasaba gerçeği bütün töresel, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle verilmiştir. Kasabanın eşraf takımı bu takımın çirkin yaşamından dilimler, türlü insan ilişkileri ve insanlık durumları eleştirel ve gözlemci bir tutumla ortaya konmuştur diyor. Arkadaşlar Kuyucaklı Yusuf kimin eseridir? Tabii ki Sabahattin Ali'nin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada söz edilen konuları içeren bir eser yazmamıştır diyor. Bakalım. Cumhuriyet döneminde kırsal kesimde yaşayan kadınların dramı da roman ve öykülerimizde yinelenen konulardandır. Çok eşlilik, kuma sorunu, kızların başlık parası ile verilmesi, töresel baskılar gibi türlü durumlar öykü ve romanlarda işlenmiştir diyor. Cumhuriyet döneminde demişti hatırlarsanız. Arkadaşlar Fakir Baykurt, Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Orhan Kemal bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar Cumhuriyet döneminde yer almış sanatçılardır. Peki Mehmet Rauf nerede arkadaşlar? Mehmet Rauf Servet Fünun'da yer alıyor. Hatırlayın psikolojik konuları işlemesiyle İlk psikolojik roman olan Eylül'ü kaleme almasıyla ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Bunun içinde yukarıdaki konuları değinmemiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Edebiyatta konuşma dilinden yararlanmak gerektiğini savunmuş. Kişilerini kendi dilleriyle konuşturmaya çalışmıştır. Araya girip kendi düşüncelerini belirtmekten kaçınarak öyküleme tekniğine uyan bir yapıyı kurmayı başarmıştır. Karabibik'te ilk kez toprakla ilgili sorunları işlemiştir ifadesinden Karabibik adlı eser kimin eseridir arkadaşlar? Nabizade Nazım'ın eseridir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. 11. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplama, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da verir demiş. Arkadaşlar bakın bunun bir sözlük olduğu Türk dilinin sözcüklerini toplama, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez ifadesinden bunun bir sözlük olduğunu anlayabiliyoruz. 11. yüzyılda yazılmış arkadaşlar ve içinde diğer bilgilerden de bilimlerden de bilgilere yer verilmiş. Baktığımızda Hoca Ahmet Yesevi divanı hikmet demiş. Arkadaşlar genellikle İslamiyet'ten bahsediyor olamaz. Muhakemetül Lugatiyin Ali Şirnevai e, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmış sözlük. Fakat tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata dair bilgiler yok. Bunu da elemiş oluruz. Divan-ı lugat Türk Kaşgarlı Mahmut. Arkadaşlar Divan-ı lugat Türk bir sözlüktür. Türklere Arapçayı öğretmek amacıyla yazılan bir sözlüktür. Aynı zamanda içinde koşuk, sazlı, sav gibi, destan gibi ürünlerin de yani milli folklorumuzun, kültürümüzün bulunduğu, unsurlarında yer aldığı bir eserdir. Hatta ilk olarak bunun içinde bulunur. 11. yüzyılda yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kutat Kubilik arkadaşlar. Bu bir sözlük değildir. Bir siyaset kitabı olarak da düşünebiliriz. Siyasetname örneğidir zaten ilk. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser. Burada da genellikle İslamiyet'e dair bilgiler verilmektedir. Sözlük değildir. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 17. soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahi bakış açısına örnek gösterilebilir demiş. Bakın ilahi bakış açısında ne vardı arkadaşlar? Üçüncü kişiyle anlatım vardı. Aynı zamanda geçmişi, geleceği, hatta içinden geçenleri de ne yapar arkadaşlar? Anlatıcı bilir arkadaşlar. Bunlara göre değerlendirmiş olacağız. Bakalım. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Bakın işitirdik demiş. Evimiz çitin büyük kestane ağaçları arasında kaybolmuş gibiydi ifadesinde arkadaşlar şuradaki birinci çoğul şahıs ekinden biz bunun ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar kahraman bakış açısıyla yazıldığı bilinmektedir. O yüzden A'yı elemiş olduk. Temiz, geniş bir gardan geçtik. Burada kitap, gazete satan dükkanlar var. Baktım yığın yığın her dilden okunacak yapıt dolu. Demek bu küçük yerde bunların hepsi okunuyor. Yine geçtik demiş arkadaşlar yazar olaya kendini de katmış kahramanlardan biri o yüzden kahraman bakış açısıyla yazılmıştır diyebiliriz. Parlak evlerinin biraz ilerisindeki dere kıyısında çömelmiş yanına yığdığı kapkacağı ince dere kumu ile parlatıyorken tatlı sesiyle şarkı söylüyordu. Kazan kadar büyük tencereler yapışkan renkleri kararmış taslar suyun içinde duruyordu ifadesinde gözlemlediği bir olayı anlatmış. O yüzden biz buna ne diyoruz? Gözlemci bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. B'yi de elemiştik. Küçük kızın elleri yavaşlamıştı. Yüzü gülümSüyordu. Çünkü yaşları daha büyüyünce Ece'siyle İstanbul'da okumaya gidecekleri aklına gelmişti. İstanbul'da okumak bunlar güzel şeylerdi. Fakat anasını köyde yalnız bırakmak güç olacaktı ifadelerinde. Bakın Ece'nin aklından geçenleri ne yapmış arkadaşlar? Sanatçı okumaya çalışmış. Bundan dolayı da bu özellik nedir? Bizim genel özelliklerimizde uygunluk gösteriyor. Burada ilahi bakış açısı vardır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 18. soru aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde tanıtılan sanatçılardan biri değildir demiş. Bakalım şiirlerinde ahenge, öykülerinde bilinçaltı rüyalara geniş yer vermiştir diyor. Arkadaşlar zaman, rüya, bilinçaltı kimde var? Ahmet Hamdi Tanpınar'da var. Dolayısıyla biz buradan E seçeneğini çıkartabiliriz. E'yi eledik. Para kaygısıyla yazdığı sıradan yazılarda annesinin isminden etkilenerek Server Bedi Takma adını kullanmıştır. Server Bedi Takma adını kullanan kimdir? Peyami Safa'dır. Dolayısıyla biz buradan B seçeneğini dilemiş oluruz. Çile şairi olarak bilinen sanatçı, şiirlerinde mistik, dinsel duyuşları, halk şiirinin öz ve biçim yapısından yararlanarak yansıtmıştır diyor. Çile şairi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Necip Fazıl'dır. Bundan dolayı biz C seçeneğinde buradan elemiş oluruz. Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünün ilk örneklerini veren sanatçı, yapıtlarında kendi türettiği sözcükleri, devrik tümceleri kullanmıştır ifadesinden de bunun arkadaşlar Nurullah Ataç olduğu bilinmektedir. Bu yüzden D seçeneğini indirilmiş olduk. Bu cümlelerde Suud Kemal yetkine yer verilmediği için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 19. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Bakalım Milli Edebiyat Devri'nin önemli romancılarından biri de Halide Edip adı vardır. Daha çok kadınlar arasında seçilmiş kahramanların psikolojik inceliklerini canlandırmada büyük başarı gösterir. Türkçülük ideolojisini işleyen Sinekli Bakkal adlı romanında milli mücadelenin ruhu yansıtmıştır. Halide Edip varın daha ilk romanlarından itibaren konuşma diline bağlı kalmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Handan adlı romanı ise mektup türünde yazmıştır diyor. Arkadaşlar parçaya baktığımızda yanlışlık nerededir? 3 numaradadır. Çünkü Sinekli Bakkal adlı romanında arkadaşlar sanatçı milli mücadele döneminin yansıtmaz. Tam aksine Rabia adlı hafız bir kızın e, kendisi ve çevresinde geçen olaylar anlatılmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım Reşat Nuri'nin Anadolu'daki gezi ve izlenimlerini anlattığı Anadolu notları edebiyatımızda önemli gezi yazılarındandır. Doğrudur. A seçeneğini demiş oluruz. Peyami Safa'nın en önemli eserleri arasında yer alan Matmazel Noralyan'ın koltuğu birine tamamen siyah, ötekine beyazın hakim olduğu iki bölümden oluşur. Doğru söylüyor arkadaşlar. Birinci ve ikinci bölümde tamamen zıt olaylar anlatılır. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş oluruz. Boğaz Boğaziçi medeniyeti ifadesini edebiyatımıza sokan Abdülhak Şinasi Hisar vaktiyle kullanılmış olan tesbihler, yorganlar gibi nice eşyaya dikkatimizi çeker. Arkadaşlar Boğaz Boğaziçi mehtapları falan Abdülhak Şinasi Hisar nesini hatırlayın. Bu da doğru bir ifadedir. Bunu da elemiş oluruz. Bazı oyunları ve tiyatro tenkitleri de bulunan Mahmut Yesari ilk romanı olan Çoban Yıldızı'ndan sonra roman ve hikaye türünde başarılı eserler de vermiştir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Sadri Ertem, Dikmen Yıldızı adlı romanı Osmanlı Devleti'ni çökerten sebepler üzerinde durur ifadesinden Dikmen Yıldızı Sadri Ertem'in değildir arkadaşlar. Kimindir bu eser? Aka Gündüz'ündür arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami Ankara'da Cebeci Hastanesi'nde yatarken 43 gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında Peyami'nin ağzından İhsan ile Cemil'i hatırlayan 11 sayfalık bir bölüm ile Peyami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır ifadelerinden İhsan, Cemal, Peyami hangi romanın kahramanıdır arkadaşlar? Tabii ki Ateşten Gömlek adlı eserin kahramanıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. soru aşağıda verilen sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım Katip Çelebi Fezleke doğru. Ahmet İdai Çenkname bu da doğru. Erzurumlu İbrahim Hakkı şikayetname demiş. Arkadaşlar şikayetname kimin? Tabii ki Fuzuli'nin eseri. Burada Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın eseri ne olacaktı? Bu da arkadaşlar marifet name olacaktı. Bundan dolayı yanlışlık buradadır. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaygusuz aptal budala name bu da doğru. Mercimek Ahmet kabus name bu da doğrudur. Bunları elemiş oluruz. 23. soru bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza baktığımızda arkadaşlar bakın boynuz umarken kulaktan oldu. Yine kulağıyla kuyruk ifadesini görüyoruz. Burada bir eşekten bahsediyor arkadaşlar. Peki bu eşek hangi eserde yer alıyordu hatırlayın. Harname'de yer alıyordu. Peki Harname'yi yazan kim arkadaşlar? Tabii ki şeyhidir. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda Harname şeyhi C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geldik. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Bakalım. Necip Fazıl'ın yazdığı Kafa Kağıdı adlı eser otobiyografi niteliği taşır. Doğrudur. Kendi hayatını anlatır. Bunu elemiş oluruz. Batılı anlamda tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Evet, ilk yazılan tiyatro eseri Şinasi'nin şair ilk oynanan tiyatro eseri Vatan Yahut Sülisre Namık Kemal'in eseri. Dolayısıyla bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Türk Edebiyatı'nda ilk makale Şinasi tarafından yazılmıştır. Şinasi zaten ilk yerin adamıdır, ilk makaleyi de o yazmıştır, doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Türk Edebiyatı'nda Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatro örneği göstermektedir. Bu da doğrudur arkadaşlar, bunu da elemiş oluruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri Cumhuriyet döneminin gezi ve anı türündeki başarılı örneklerinden biridir demiş. Arkadaşlar bu bir anı türü değil, gezi kitabıdır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.